İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir tarihten günümüze programında birlikte beraberiz. Bugünkü konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Soğuk Ömeroğulları. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam, çok bugün sevgili dostumuz Mehmet Bey'in bir kitabı var. Fethi Tevetoğlu, Hayatı, Sanatı ve Şairliği. Kendisi bu alanda çalışan nadir kişilerden bir tanesi. Gaziantep Üniversitemizin medarı iftarı bir arkadaşımız. Bugün kendisiyle Doktor Fethi Tevetoğlu üzerine konuşacağız. En çok tartışılan kişilerden birisi 3 Mayıs 1944 davasında tutuklanan Zeki Velidi Togan, Alparslan Türkeş ve diğer arkadaşlarla, Nihal Atsız'la beraber tabutluklarda işkence gören ve daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi askeri doktorlar zannedersem geri dönen ve uzun yıllar askeri doktor, askeri hekim olarak hizmet ettikten sonra da emekli olan Türkiye'nin bir düşün adamı, fikir adamı, aynı zamanda sanat adamı, şairi. Bugün kendisinden konuşacağız. Önce sevgili Mehmet Soğuk Ömeroğulları arkadaşım, kendinizi tanıtın, bir seyirciler sizi tanısınlar. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Sayın hocam, 1982 yılında Kilis'te doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Kilis'te tamamladıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldum 1999 yılında. Hı. 2003 yılında buradan mezun oldum. 2003 yılı sonunda, 2004 yılı başında aynı bölümde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda araştırma görevliğine başladım. Yüksek lisansımı Gaziantep Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı Ankara Üniversitesi'nde Profesör Doktor Nurullah Çetin başkanlığında tamamladım. Bu süre zarfında Kızılorda Korkut Ata Üniversitesi'nde bir yıl Kazakistan'da çalıştım. Daha sonra doktoram tamamlandı. Antep'e döndüm tekrar. Ondan sonra 3 ay Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi oldum. En güçlü Türkoloji bölümlerinden birisinin olduğu bir üniversite. Kesinlikle, kesinlikle dünyanın en büyük 18. üniversitesi. Yulay Şamiloğlu'nun yanında ve Kemal Karpat'ın özellikle yanında bulundum. Onlarla dostluklarımız oluştu. Ondan sonra Türkiye'ye döndük. Yardımcı doçent olarak atandım. Ve hala aynı görevimize devam ediyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun hocam. Doktor Cihat Fethi Tevetoğlu. Evet hocam. Tam ismiyle 31 Ocak 1916'da doğuyor. 27 Kasım 1989'da vefat ediyor. Evet hocam. Hekim, evet hocam. Yazar, ansiklopedist ve siyasetçi kendisi. Evet hocam. Nasıl yani yetişiyor Doktor Fethi? Doktor Fethi Tevetoğlu ilk nasıl önce doğuyor, nerede yetişiyor, ne yapıyor? Karadeniz taraflarında. Rizeli bir aile. Rize'de doğuyor. Beş çocuklu bir aileden geliyor ve beş çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu. Bir süre burada kalıyor. Daha sonra özellikle Nihal Atsız'la birlikte Çanakkale'ye yürüyenler arasında 11 kişilik grup içerisinde ve Nihal Atsız'ın bütün kitaplarında liselim diye bahsettiği ve en çok sevdiği kişilerden birisi. Ya şu Çanakkale yürüyüşünden bahsedebilir misin? Şimdi Çanakkale yürüyüş, o anlamda Çanakkale'ye Nihal Atsız'la birlikte giden 11 kişi var. Orada Türk ruhunu yaşatmak için gidiyorlar Çanakkale'ye ve gerçekten Türkçülük tarihi içinde acizane fikrimi sorarsanız en önemli hareketlerden birisi ve onlar içerisinde en genç kişi Fethi Tevetoğlu. Ve Nihal Atsız'ın gerçekten göz bebeği diyebileceğimiz bir adam. Çok değer veriyor. Çok çok değer veriyor. Liseliyken üstelik. Aynen öyle. Hatta daha sonra Amerika'ya gidip dönenler arasında çoğu kişi mesela Türklükten çıktıklarıyla suçladığı olmasına rağmen Fethi Tevetoğlu'nu kesinlikle gidip gelenler içerisinde en yüksek noktaya koyuyor ve onun asla değişmediğini özellikle birçok yerde ibraz ediyor. Lise yıllarında, sonra 3 Mayıs 1944 olayı gerçekleşiyor. Evet hocam. Hüseyin Nihal Atsız
Başbakan Şükrü Savaşoğlu'na açık mektubunu yazıyor. Türkiye'de komünizm diye bir tehlike olduğunu söylüyor. Ve zannedersem Sabahattin Ali ile Hasan Ali Yücel'i suçluyor, değil mi? Kesinlikle hocam. Sabahattin Ali ile Hasan Ali Yücel'i suçluyor. Birisi dönemin Milli Eğitim Bakanı. Diğeri de Milli Eğitim Bakanı'nın desteklediği kişilerden birisi. Tercüme heyeti başkanı zannedersem. Evet, evet hocam. Sabahattin Ali Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Evet hocam. Ve Hasan Ali Yücel onu çok fazla destekliyor Sabahattin Ali'yi. Lakin tabii yanlış işler de bulunduğunu söylüyor Hasan Ali Yücel'in Nihal Atsız. Bu yazılarını Atsız Mecmua'da yayınlıyor. Bu yazılarda Hasan Ali Yücel'e tahkir boyutuna da gidiyor ve Hasan Ali Yücel bunları kabul ettiği, yani bunları gördüğü anda, tabii o anda Rusya'ya da bir yakınlık söz konusu. Komünizme de bu insanlar sürekli tepki gösterdikleri için hiçbir sebep yokken o ve çevresindeki kişilerin tamamı tapulluklara atılıyorlar. Enteresan bir şey. Hasan Ali Yücel aslında İstanbul Türk Ocağı'nın üyesi. Türkçü bir kişiliği var. Kesinlikle. Felsefe öğretmeni olarak birçok Türkçü insanın yetişmesinde önemli rol oynamış bir kişi. Daha sonra yanılmıyorsam Samsun'da bir belediye başkanlığı dönemi var. Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan şey yapıyor. Hatta Atatürk'e bile gidiyor. Atatürk Samsun'a gittiğinde bunu sofradan kaldırın diyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na şey kızıyor. Evet. Bu diyor memleket, bu diyor biri bu sofraya memleket oturttu, millet oturttu diyor, millet kaldırdı diyor. Atatürk'ün bile şayanı takdiri olan bir kişi. Yani nasıl böyle bir şey oluyor, nasıl böyle büyük bir felsefeci, Türkçü, milliyetçi, sağ zat birkaç on yıl içinde böyle bir dönüşüm içine girebiliyor? Hocam bunu siyasi konjonktürle açıklamak herhalde en doğru açıdan olur. Bunu diyebilirim. Aslında Hasan Ali Yücel konusunu siz bilgilendirdiniz. O konuya pek girmek istemiyorum ama zaten gerekli şeyleri siz söylediniz. Asıl benim için ilginç olan Sabahattin Ali'nin neden böyle bir yola başvurduğuydu. Yani kafamda soru sorduğum şey. Çünkü Sabahattin Ali'nin şiirlerini, hatta öykülerini Atsız Mecmua'da yayınlayan kişi bizzat Hüseyin Nihal Atsız'dır. Sabahattin Ali de genç bir Türkçü. Aynen öyle. Hatta Sabahattin Ali ile ilgili pek bilinmeyen gerçekler vardır. Mesela bunlardan birisi şudur. Sabahattin Ali Almanya'ya gider. Almanya'da kendisi Türk olduğu için kendisine hakaret edilir. Hakaret edildiğinde oradaki kişiye bir tokat atar. Ve tokat attığı için Sabahattin Ali Alman hükümeti ona der ki özür dile. O da der ki asla der özür dilemem. Bana der hakaret etti. Bunun üzerine Almanya'ya giden o okulundan vazgeçer, geri döner ve Türkiye'ye gelir. Böyle milliyetçi bir Türkçü olan bir adam bir anda böyle bir dönüşüme uğramasını tek bir açıklama sebebi onunki siyasi konjonktür veya menfaatler diye açıklamak daha doğru olur diye kanıtlıyor. Şaka Süreyya Edemir andırmıyor mu? Suyu arayan adam da anlatıyor. Kendisinin nasıl Türkçü başladığı yolda nasıl bir sosyaliste dönüştüğünü anlatıyor. Suyu arayan adam yani suyu buluyor sonunda ama yani bulduğu su ilginç, daha değişik bir su. Kaynaktan çıkan su değişiyor. Tabii ki hocam, kesinlikle. Lakin Şevket Süreyya Aydemir, Sabahattin Ali ve Hasan Ali Yücel gibi tam bir kırılmaya uğramış bir kişi değil. Nasıl tam bir kırılmaya uğramış bir kişi değil? Bir kişi değil. İlk önce Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor Şevket Süreyya Aydemir. Birinci Dünya Savaşı'na hatta genç yaşta katıldığını düşünüyorum. Yani öyle evet, hatırlıyorum. O dönemde Doğu'yu tam olarak tanıyor. Hatta bizim için Doğu dediğimiz şey şu Azerbaycan'ın kapısına gidiyor. Yani Turan'a açılan kapıyı görüyor aslında Birinci Dünya Savaşı'nda. Ve onun olması gereken yerin Azerbaycan olduğunu düşünüyor. Evet. Ve daha sonra işi gücü bırakıyor. Ki soyadı almasında da önemli olan kişi biliyorsunuz Müfide Ferit Tekin Aydemir romanından çok fazla etkilenmesidir. Evet. Bundan yol alarak Müfide Ferit Tekin o romandan etkilenerek soyadını ona bağlı olarak alır Şevket Süreyya Aydemir. Ahmet Ferit Tekin eşidir Müfide Ferit Tekin. Evet, kesinlikle. Antep'le ilgili de güzel bir şehri var. O yüzden de bir sokağımızın adına Müfide Ferit Tekin ismini taşıyor değil mi? Evet hocam. Akyol ilkokulun yanında mıydı? Hemen oralarda bir yerde olsa gerek. Müfide Ferit Tekin sokağı. Mümkündür orada, hocam. Oralarda bir yerde olsa. Mümkündür hocam. Ve oraya gittiğinde Şevket Süreyya Aydemir daha sonra döner kendi olduğu yere. Döndükten sonra
Onun yolu sadece Azerbaycan'dır. Yani Turan'ı kuracaktır, Türk dünyasına gidecektir. Oysa Azerbaycan'a gittiğinde, hatta ondan önce ilginç bir anısı var. Mesela Anadolu'yla Türk toplumunun tanışması Ebubekir Azım Tepeyran'ın Küçük Paşa adlı eseriyle olmuştur. Türk edebiyatının tanışması. Ebubekir Azım Tepeyran'ın Küçük Paşa adlı eseri. Abdülhamit Düşerken'in de, değil mi? Neydi? Hangisiydi? O hocam Nait Sırrı, Örneğin. Ama Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa adlı eseriyle... İddiaçılarla ilgili bir kitabı vardı, ben hatırlıyorum. Evet. Evet hocam, Küçük Paşa adlı eseriyle Anadolu'ya açılır. İlk olarak Türk edebiyatı. Ama asıl Anadolu'yla tanışması hocam 1. Dünya Savaşı yıllarındadır. Türk aydını oraya gider ve 1. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu artık aydınlar tarafından tanınmış olur. Ama Şevket Süreyya Aydemir Anadolu'ya ilk tanıştığında, ki burası Şevket Süreyya Aydemir ile ilgili en önemli noktadır. Anadolu ile ilk tanıştığında çok ciddi bir hayal kırıklığına uğrar. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Sükutu hayali uğrar. İlk olarak oradaki insanlara mesela, onlar hep şunu düşünür. Anadolu insanı din konusunda çok bilgilidir, her şeyi bilir. İşte büyük okuru yazarı vardır. Genelde bu konular etrafında mesela Atatürk çok fazla eleştirilmiştir Latin harflerine geçiş konusunda. Neden geçti? Belki bugün hala eleştirilmektedir, tam biz bilmiyoruz. Ama o dönemde %2 Osmanlı'da okuma oranı vardır. Sadece %2. Ve Şevket Süreyya Aydemir oraya gittiğinde bu insanların okuma yazma oranını veya din bilgisi olanını çözmeye çalışır. İlk sorduğu soru şudur. Der ki, yani biz der işte hangi dindeniz? Hangi dindeniz sorusuna verilen cevap çok çetrefilleşir. Hatta askerlerden birisi, biliyorsunuz onu asker olarak gider. Askerlerden birisinin söylediği söz şudur. Biz de Enver Paşa dinindeniz. Ondan sonra devam eder. Tamam, dinimiz bu. Peki der, peygamberimiz kim? O soruyu sorar. Herkes bir şey söyler. En son peygamberimiz konusuna karar veremez Anadolu insan. O dönemlerde. En son geriye döner bakar. Peki der, peygamberimiz ölü mü sağ mı? Bir kısmı ölü der, bir kısmı sağ. Peki der, sağsa nereli? İstanbul diyen bile çıkar. Hatta bir sonraki aşamaya geçilir. Tamam, ölü sağ, eyvallah. Peki der ki, biz hangi milletteniz? O der ki, elhamdülillah der, Müslümanız der hepsi. Ama der, biz Türk milletinden değil miyiz? Biz Türk ordusu için der, savaşmıyor muyuz? Öldüğümüz ordu der, bu Türk ordusu değil mi? Ha yok der. Onlar sizin dediğiniz taraflar, öbür taraflar bulunur der. Biz der, gene Müslümanız. Peki Türk demek ne demek? O zaman hocam, Türk kavramından anlaşılan şey şu. Kızılbaş demekmiş Türk demek o zaman. Şevket Süreyya Aydemir onu öyle söylüyor. Ve o dönemden sonra der ki, benim buraya gelmem lazım. Anadolu köylüsünü geliştirmem lazım. Anadolu insanını yükseltmem lazım. Ve oradan Turan'a gitmem lazım der. Ve Turan'a gider. O Türkçülükten komünizme geçer Şevket Süreyya Aydemir. Doğru. Politeknik Üniversitesi'nde okuyor zaten. Evet, kesinlikle. Ama hocam, tekrar Türkiye'ye geldiğinde yine Türk Ocakları'na gider ve Türk Ocakları'nda seminerlerine ve sempozyumlarına devam eder. O Türklüğü komünizmle birlikte düşünür. Diğer dediğiniz insanlar gibi, yani bu kadar yanlış bir kırılma içerisine girmez. Çok bir önemli. Yanlış üzerine atsız ve atsızın arkadaşlarını içeriye atıp Rusya savaştan galip çıkınca, eyvallah arkadaşlar, ne güzel yaptık, ellerinize sağlık, güzel güzel şeyler söylemelerini gerekirken teşekkür edip tabutluklarda yatırıp sonra da oradan ayrılırlar. Gerçekten de çok ilginç bir kırılma. Kesinlikle. Yani belki de Nihal Atsız'ın Şükrü Savaşoğlu'na, başbakana mektup yazmasının sebebi Hasan Ali Yücel'le Sabahattin Ali'den yaşadığı hayal kırıklığının bir sonucu olabilir. Kesinlikle. Yani yoksa bu kadar yani yetiştirdiği, etrafında gördüğü insanların farklı bir perspektife geçmeleri, onda yarattığı hayal kırıklığı çok şiddetli bir tepkiye dönüşüyor denilebilir herhalde. Kesinlikle hocam, ama asıl önemli olan noktası şu. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı, yani biz bugün yani eleştirmek konusunu bilmiyorum, acaba haddimize midir bilmiyorum, ama Nihal Atsız o zamanki Milli Eğitim Bakanlıklarını eleştirirken mesela onların yaptıklarını söylüyor. Mesela diyor ki, ilk önce diyor, bu eserler çevrilir. Mesela o dönemki çevrilen eserleri eleştiriyor. Bu eserler diyor, çevrildikten sonra şu olur. Sonra diyor o kültür. Sonra diyor o kültür insanın içine girer ve bir süre sonra diyor insan da o milletten olur. Hasan Ali Yücel diyor bunların altına neden imza atıyor diyor. Hasan Ali Yücel'in başlattığı bir tercüme olayı var.
Gerçekten de bugün Talim Terbiye Kurulu Kütüphanesi'nde görülebilir tam koleksiyon. İnanılmaz ölçüde Yunan klasiklerini, Batı klasiklerini, Rus klasiklerini Türkçe'ye kazandırıyor. Müthiş bir birikimi yapılıyor. Evet. Ama çok şiddetli de bir tepki görüyor herhalde. Evet, işte o tepki gösterenlerden biri de hocam Nihal Atsız. Diyor ki neden öyle? Mesela Eflatun Cam Güney'in bir hikayesi bastırılıyor. En fazla eleştirdiği kitaplardan birisi odur. Orada bir ifade vardır. O ifade Tanrı'yı reddeden bir ifadedir. Ve bu okullarda okutulmaktadır diyor. Tam ifadesi odur. Diyor ki bunlar nasıl olur? Nasıl yapılır? Siz diyor kime hizmet edersiniz? Bunların cevabını Atsız Mecmua'da farklı bir yazıyla veriyor. Ahmet Rıza'nın. Bu hocam çok çok önemli bir durum. Oradaki ifade şu. Bu insanlar diyor topla tüfekle Ahmet Rıza. Alamadıkları yerleri diyor. Bugün diyor insanların kafasına yanlış fikirler nakşederek diyor almaya çalışıyorlar. Onlar o zaman şu örneği veriyor Rumların bakışını. Diyor ki bir zamana kadar diyor yani ele aldığı şey şu. Bu insanlar diyor bize şunu diyorlar Türklere. Siz barbarsınız. Siz bir şey bilmezsiniz. Sizin hiçbir şeyden anladığınız yok. Peki ne yapalım? Siz diyor Rum olun. Yunan olun. Medeniyeti görün. O zaman diyor medenileşirsiniz. Bunun akabinde o çevirileri hocam yan yana koyduğumuz zaman bu iki yazıyla herhalde Nihal Atsız'ın Hasan Ali Yücel ve Sabahattin Ali'ye neden kızdığı tam olarak ortaya çıkıyor. Mesela Yahya Kemal de tam tersi bir değişim yaşıyor. İlk defa Fransa'dan geldiğinde Yunan şeylerine, kültürüne büyük bir hayranlık beslerken bütün hayranlığını ve şeyini Türk kültürüne ve İslam medeniyetine çeviren bir yazar. Kesinlikle hocam. Zaten ne Yunanlık düşüncesini Yahya Kemal hayatında hiç olmamış farz ediyor. Çünkü büyük bir yanlış görüyor. Ama ilk geldiği dönem böyle bir şeydi. İlk geldiği dönem tabii ki öyle. Çünkü hocam o mesela José María de Heredia'yı orada görüyor. Onları anlatıyor. Hatta Sicilya kızları ve Biblos kadınları şiirlerini bu minvalde yazıyor. Ama biraz önce anlattığım sebep, birinci sebep bunu Yahya Kemal fark ediyor. Ama asıl sebebi hocam şu. Balkan savaşlarında Yunanlıların Osmanlılara neler yaptığını Üsküplü olduğu için yakından görüyor. Evet. Ve ondan dolayı diyor ki biz bu medeniyete giremeyiz. Barbar olan diyor onlar. Ben çok etkilenmiştim Üsküp'te Sultan Murat Camii'ne gittiğimde. Orada bir şiiri vardı Yahya Kemal'in. Annesi yine yazmış. Hazvesinde, bahçesinde diye gittik baktık oraya. Bir iki tane yerde taş kalmış. O hazire tamamen ortadan kalkmış. Bir çınar var. Yani mahzun oralar. Evet. Mahzun. Çok çok mahzun. Yani Yahya Kemal'in o sevgili annesinden hiçbir iz kalmamış. Ne ondan ne de diğer orada yatan Türk büyüklerinden, evladı Türk evladı Fatihan'dan hiçbir iz kalmamış. Yani hak ile yeksan olmuş. Aynen öyle hocam. Hak ile yeksan olmuş. Ben Üsküp'te gördüm çok moralim bozuldu. Yani inanılmayacak ölçüde moral bozucu bir durumdu. Sultan Murat Camii'ne gittik. Asırlık Çınar'ın altına oturduk. Orada namaz kılan insanlarla hasbihal ettik. Ama Yahya Kemal'in şeyini aradığımızda annesinin mezarını şöyle bir görebilir miyim diye iki tarafındaki hazivesine baktığımda yani hak ile yeksan olmuş. Yani mezar olduğu belli ama düzlenmiş gitmiş. İşte hocam Nihal Atsız'ın asıl üzerinde durduğu konular bunlardı. Şimdi Yahya Kemal'den söylerseniz Yahya Kemal'i şöyle bir düşünelim iş dünyamızda. Yahya Kemal Açık Deniz şiirinde diyor ki aldım Rakof çakırlarının hür havasını diyor. Yani geçmişte oraları bizimdi, bugün hür değil. Oraları birilerinin diyor. Batı Trakya Türklerinin hali. Sonra üzerinde durulmamış. Ama hocam asıl problem şu. Nihal Atsız yazısında şunu anlatıyor bize. Diyor ki bir Ermeni veya diğer birileri diyor. Buralara geldiğinde şunu söylerler. Buralarda bir zamanlar biz vardık. Yarın yine bizim olacak diye gelirler. Oysa diyor 1940'lı yıllardaki bir bakan için isim vermek istemiyorum hocam. Rumeli'ye gittiğinde diyor sadece misafir için misafir olarak gitti. Ve gençlerimizden diyor idealimi aldık. Ben Kosova'da Sultan Murat Türbesi'ni ziyaret ettiğim zaman gerçekten de ben kutluyorum. Tika'yı falan yani muhteşem bir şekilde organize edilmiş orası. Sultan Veşat'ın ziyaret ettiği zamanki oradaki Sultan Köşkü müze haline getirilmiş.
Harikaydı. Kalkandelen'de Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret ettim. Orada Edmond Baba'yı gördük, şimdi vefat etti zannedersem, Bektaşi babası. Yani Harabati Baba Tekkesi'ni sosyalizm zamanında Yugoslavlar üst düzey yetkililer için bir otele çevirmişler. Yani Harabati Baba Tekkesi içkili, böyle dansözlü şeyli falan, pavyonlu bir otel olmuş. Oraya gelip dinleniyorlar, gidiyorlar. Daha sonra Kosova'nın bağımsızlığını, şey, Makedonya'nın bağımsızlığından sonra Harabati Baba Tekkesi tekrar şey yapmış. Ya, aklıma şey geldi, Yahya Kemal geldi, Harabati Baba Tekkesi'ni anlatıyor. Oradaki her yeri şöyle gözümün önünde canlandı. Gerçekten de şey, yani insanı etkileyen bir durum. Hocam kesinlikle. Şimdi hocam bu insanı etkileyen bir durum. Oralarda biz yokuz. Bu biraz önceki hocam yazıyla alakalı bir şey. Ama asıl hocam önemli olan şey şu. Oradan buraya göç eden insanlar ki zorunlu bir göçe uğradılar oradan. Türkiye bunlara ne kadar sahip çıktı o dönemlerde? Sevinç Çokum Çiçekler Büyür adlı romanında bunu net olarak anlatıyor. Diyor ki oradan biz orada diyor hanlar hamamlar sahibiydik. Her şeyimiz vardı. Buraya Padişah torunuydu. muhacir geldik yani. Buraya geldik diyor. Hiçbir şey. Hepimiz diyor hizmetçi olduk. Bir tane adam bize evini açtı ve biz orada kaldık diyor. Şimdi oradaki mirasımıza mı yanalım? Oradan buraya getirdiğimiz insanların hallerine ne, Sefaletinin. sefaletine mi yanalım? Evet, gerçekten de muhacirat olayı çok büyük bir şey. Ne kadar yazılsa, ne kadar çizilse üzerine, gerçekten Balkan faciası belki de Türk milliyetçinin, Türkçü düşüncenin oluşmasında çok önemli rolü var. Balkan faciası olmasaydı Türkiye'deki Türkler de Türk olduklarının belki de farkına Varmayacaklar. varmayacaklardı. Hala Osmanlı olduklarını, büyük bir imparatorluğun devamı olduklarını düşüneceklerdi. Evet hocam. Gayrimüslim, Müslüman herkesin kendileriyle bir olduğunu zannediyorlardı. Kesin. Balkan faciası gerçekten de bunun anlaşılmasında çok önemli bir rolü var. Kesinlikle hocam bir yönüyle Balkan faciası diğer yönüyle şimdi insanlar hep şöyle düşünüyorlar. Şimdi bir insan yani biz Balkan faciasıyla Türkçü olduk. Yani dışarıdan bakış hep şöyle olur. Biz keyfimizden diyor adam biz Türkçü olduk. Hocam öyle bir şey yok. Nasıl biz Türkçü olduk? O zamanlar mülkiyede okuyan gençler var. Mülkiyede okuyan gençler Osmanlı döneminde sadece hocam Türk oldukları için diğer milletler tarafından hakarete uğradılar. Ve Türk ocaklarının kuruluş sebebi aslında budur. 1912'de. Evet. Ama Asıl sebebi 1910'dan budur. itibaren başlıyor. Türk Tabii. Derneği, Bilgi Derneği, Tabii, tabii. Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Tabii. Ocakları Kesinlikle hocam. 1912'de oluşması Kesinlikle. Ve bunlar olur. mülkiyedeki gençler onu çevresini kuruyorlar. Çok yakın bir zamanda 1916'da da Gaziantep'te kuruluyor. Tabii ki Yani o hocam. zamanki Ayintap'ta Tabii ki hocam. kuruluyor. Demek ki burada da bir onunla ilgili düşünce perspektifinden bir fırtına Budalara kadar da ulaşıyor. Yani Ayintap'a kadar da ulaşıyor. Tabii hocam daha ilginç bir durum var. Mesela o yıllarda Pazarcık'ta Turan dergisi çıkıyor. Pazarcık'ta. Pazarcık'ta Çok hocam. güzel. O yıllarda. Çünkü o yıllarda şöyle diyelim koflaştırılmamış bir gençliğimiz var. O zaman taşra gençliği çok hevesli o zaman. Kesinlikle hocam kesinlikle koflaştırılmamış, içi boşaltılmamış bir gençlik. Yani Türk deyince heyecanlanıyor. Evet. Türküm deyince heyecanlanıyor. Ama içi boşaltılmamış bir Türk kavramı var. Evet. Yaşanılan bir Türk kavramı var. Yani ameli bir Türk kavramı var. Burada bir okuyucumuz, takipçimiz Yüksel Ser'den geçtilince de Hasan Ali Yücel'e bir mektup yazdığını söylüyor. Yüksek makamın işte şey vekiline diye. Bir mektup yazdığını, Osmanlı Yüksel Ser'den geçtiğinde bir mektup yazdığını söylüyor. Yani demek ki o dönemde bir tepki, bir şey genellikle var. Tabii. Şimdi biraz da Nihalatsız'la yazarlığından bahsettik. Kopuz, Atsız Mecmua, Türk Kültürü, Orkun, Türk Sazı, Çınaraltı, Ülkü, Toprak, Hayat Tarih
dergilerinde, Tasvir, Yeni İstanbul, Son Havadis gazetelerinde yazıyor. Türk Ansiklopedisi'nde fahri yöneticilik yapıyor. Evet hocam. Maddeler yazıyor. Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucularından. Evet hocam. Türkçünün 2. Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası siyasi konjonktürünün etkisiyle yükselmesinde önemli rol oynuyor. Evet hocam. 3 Mayıs 1944'te geldiğimizde Hüseyin Alatsız, Alparslan Türkeş, Ankara Konservatuar Müdürü Orhan Şahik Gökyağ, Hikmet Tanyo, Dinler Tarihi evet. Profesörü, Türk Tarihi Profesörü Zeki Veledi Togan, Reha Oğuz Türkan gibi Türkçe'nin bulunduğu davada 11 ay tutuklu kalıyor. Evet hocam. Alman ajanlığıyla suçlanıyorlar. Aynen hocam. Almanların hesabına casusluk yapmakla suçlanıyorlar. Sonra da hocam ellerini sıkıyorlar. Sansaryan Han'ın 1. şubeye götürüyorlar. Zannedersem İstanbul Siyasi Şube Müdürü Gestapo'da eğitim görüp geliyor. Gestapo'da eğitim görüyor. Ona en ileri Gestapo işkence tekniklerini öğretiyor. Gestapo'da eğitim gören İstanbul Emniyet Müdürü, Şubesi Şube Müdürü bu şeyleri de şeylerin üzerinde deniyorlar ilk. Türkçü Turancılar. Türkçü Turancı bilinenlerin üzerinde. 1000 wattlık mıydı? 5000 wattlık neon lambasında ayakta durabilecekleri genişlikteki tabutluklara konuluyorlar. Ayakta defi hacetlerini gideriyorlar. Evde bir delik var. Zaman zaman tepelerinde neon lambası açılıyor. Beyinlerine saçları batıyormuş gibi oluyor. Kim neyi seviyorsa ondan mahrum bırakılıyor. Mesela Zeki Veledi Togan'a kitap okuması yasaklanıyor. Evet hocam. Öbürüne ne seviyorsa ondan mahrum bırakılıyor. Hepsi imzalayan, ben casusumu imzalayan askeri hapishaneye gönderiliyor zannedersem. Evet hocam. O dönemde çok büyük hayal kırıklığının yaşandığı bir dönem yani. Kesinlikle hocam. Herkesin birbirini sattığı, ihbar ettiği enteresan bir dönem olsa gerek. Kesinlikle hocam. Yani Fethi Tevetoğlu da bunlardan nasibini alıyor. Mesela kızı Filiz Hatun'a, Filiz Hanım'a, Allah. Buradan ona da selam gönderiyorum. Kızım Filiz Hatun'a yazdıklarım diye şiirinde diyor ki, kızım diyor ya geri dönmezsem diyor. Ve burada bir buhran içinde bütün eserlerini yazıyor Fethi Tevetoğlu. Mesela Reha Oğuz Türkan, profesör, doktor, eğitimcidir kendisi, Türkiye'nin yetiştirdiği yüz aklarından. Evet hocam. Gözünden sakatlanıyor zannedersem işkence sırasında ve Türkiye'de tedavi olunamıyor, Amerika'ya gidiyor. Doğrudur hocam. Ölene kadar da orada kalıyor. Yeni bir eğitim metodu geliştiriyor benim bildiğim kadarıyla. Ki Amerika bu eğitim metoduyla okuma yazma bilmeyen Amerikalı lise mezunlarının okuma yazma bilmesini, matematikle uğraşmasını sağlıyorlar. Evet hocam, hatta Reha Oğuz Türkan en son dönemde Yükselen Milliyetçilik diye bir eser daha yayınladı ve milliyetçiliğe yeniden bir bakışı tekrar dile getirdi bu eğitimciliğinin yalnız sıra. Evet. Biraz şairliğinden bahsedelim isterseniz Doktor Fethi Tevetoğlu'nun. Şu 3 Mayıs'a gelmeden şimdi çok önemli bir kırılma noktası. Şimdi hocam ilk şiirini Grup ve Ben daha çok çocukken, çocuk denecek yaşta yazıyor, 15 yaşlarında. Daha sonra şiirlerini sizin dediğiniz o mecmualarda yayınlamaya başlıyor. Şiirlerinde hocam temel olarak aldığı konular bireysel ve sosyal. Daha doğrusu ilk önce hocam şöyle diyelim, biraz önce komünizmle ilgili konusundan bahsettik, isterseniz oradan başlayalım. Fethi Tevetoğlu'nun milliyetçiliği hocam Türkçü Turancılar arasında farklı bir yere sahip. İslam ile Türkçülüğü birleştiren bir yapısı var. Nihal Atsız cephesinden farklı olarak. Türk-İslam sentezi yapıyor. Evet, Türk-İslam sentezi yapıyor. İslam'ın Türkleştirilmesi gerektiğini söylüyor Fethi Tevetoğlu diğer Türkçülerden farklı olarak. Yani Türkçü, diğer Türkçü Turancı. İslam'ın Türkleştirilmesi. Onu savunuyor ve İslam'a uzak değil. Yani Nihal Atsız cephesinde İslam'dan nasıl uzak bir Türkleştirme öneriyor? Nasıl bir Türkleştirme öneriyor? Türk İslam'ı diyor kendi bildiği gibi yaşasın diyor. Yani Arap'ın İslam'ı gibi olmasın diyor hocam. Arap'ın İslam'ı gibi olmasın diyor. Nihal Atsızlar ise doğrudan doğruya Türk milletinin İslam'ın bozduğunu
söylüyor. Bir reklam arası verdikten sonra tartışmamıza devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Asla başkasının ilacını kullanmayın. Gereksiz yere de ilaç almayın. Doktor kontrolü dışında ilaç kullanmak hem sağlığınızı tehdit eder hem de ilaç israfına neden olur. Yanlış ilaç tedavi etmez. Sağlığınızı bozar. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Gündemin en sıcak konuları masaya yatırılıyor. Medyanın usta kalemleri de çarpıcı açıklamalarıyla ekrana geliyor. Mehmet Hanefi Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Gündem ve Medya her cuma saat 21'de Bahar TV'de. Adım Ahmet. Demir işçisiyim. Her gün demir dövüp yövmeyi alıyorum. Evliyim. Bir erkek çocuğum var. Dün eşimin hastalığını öğrendiğimde sigortam olmadığı için sosyal güvencenin aslında ne kadar önemli olduğunu anladım. Her çalışanın bir sosyal güvence hakkı vardır. Geleceğiniz için sigortasız çalışmayın. Alo 170 ile hakkını ara. Gaziantep'te son bir yılda meydana gelen 2771 soba gazı zehirlenmesi vakasında 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sobanı bilinçli yak, hayatını yakma. Thank you.
merak etme, gelirler birazdan. Sen iç hadi suyunu. Hanım çorba yapayım mı sana? Bir güzel içersin. Sıcak sıcak. Okulların dağılma saati geldi hanım. Gürültü yapar şimdi keratalar. Yolda mısınız evladım? Ha, tamam bekliyoruz biz. Sağlık Bakanlığı ağır engelli, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi hastalar için evde sağlık hizmetlerini başlattı. Bilgi almak için aile hekiminize danışın veya 444 38 33 arayın. Onlar hep yanınızda. Evde de yalnız değilsiniz. Teyzeciğim günden güne daha iyi gidiyorsun. İlaçlarını sakın ihmal etme. Biz gidelim artık. Sağ ol evladım. Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Merhaba. Baharoğlu okul kıyafetlerinde indirimler var. Erken siparişlerde ayın her haftası %13, %14, %15 ve %16'ya varan indirim kampanyası başladı. Avantajlı fiyatlar, kaliteli ürünler, istediğiniz tasarımlar, binlerce model. Haydi elinizi çabuk tutun. Kârlı çıkın, kazanan siz olun. Bize ulaşın. Bize oturduğunuz yerden internetten ulaşabilirsiniz. www.baharoğlu.net. Unutmadan pazartesileri bekleriz. Aslanların gözü Avrupa'da, tüm gözler D-Smart'ta. Galatasaray 26 Şubat Çarşamba 21.45'te Chelsea karşısında. Bu dev maç sadece D-Smart'ta. İnanan 11 adam tarih yazarken siz nerede olacaksınız? Şimdi D-Smart spor dünyası ve spor keyfini her yere taşıyan Blue üyeliği birlikte sadece 45 lira. D-Smart, daha fazlası.
Adım Mehmet Nuoğlu. Sigaraya ortaokuldayken başladım. Tad alma duyum, koku alma duyum tamamen kalmadı. Hala kabullenemiyorum bu bana nasıl olur diye. Hiç beni dinlemedi. Sonra bu hastalık başına geldikten sonra beni çok iyi anladı ama iş işten geçmişti. En son bu cihazı almak zorunda kaldım. Sen çok güzel bir şekilde konuşuyorsun. Geçmiş. İyi akşamlar. Tarihten günümüze canlı yayınla devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Soğuk Ömeroğulları. Kendisiyle Doktor Fethi Tevetoğlu'nu konuşuyoruz. 1944'teki meşhur ırkçılık, Tuğbancılık, Türkçülük davasının sanıklarından. Diğer sanıkları da isterseniz bir şey yapalım. Hasan Ferit Cansever, Fethi Tevetoğlu, Alparslan Türkeş, Nurullah Banman, Zeki Özgür, Sofuoğlu, Fazıl İsavcıklı, Hüseyin Nihal Atsız, Hüseyin Namık Orkun, ünlü dilci, evet. Necdet Sançar, kardeşi, Sayın Bayrak, İsmet Rasin Tümtürk, Cihat Savaşfer, Muzaffer Eriş, Fehim Analtan, Yusuf Kadıgil, Cabbar Şener, Zeki Velidi Togan, ünlü Türk tarihçisi, Orhan Şahik Gökyay, Ankara Konservatuvarı'nın müdürü, Profesör Hikmet Tanyu, dinler tarihi profesörü, Reha Oztürkan, ünlü eğitimci, Hamza Sadi Özbek, Cemal Oğuz Öcal, Sait Bilgiç, bu meşhur Saadettin Bilgiç'in abisi evet, oluyor değil mi? Evet. Olmak üzere 23 sanık yargılanıyor. 29 Mart 1945 günü verilen kararla 13 sanık ve beraat ediyor. Zeki Velidi Tokan, Nihal Atsız, Razuz, Öztürkan, Nurullah Banman, Cihat Savaşfer, Necdet Sançar, Doktor Fethi Tevetoğlu, Alparslan Türkeş, Cabbar Şener ve Cemal Oğuz Öcal'a 10 yıla kadar cezalar veriyor. Diğer sanıklar beraat ediyor. Daha sonra askeri Yargıtay'da 1. İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi bu kararı usul ve esas yönünden bozuyor. Tutuklu sanıkların hemen salıverilmesiyle davanın 2. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde görülmesine kararlaştırılıyor. 26 Ekim 1945 günü Yıldırım Telgrafı ile İstanbul Sıkı Yönetim Konsolosluğu'na bildirilerek tutuklular hemen salıveriliyor. Böylece 1 yıl 5,5 ay süren hapis ve zindan hayatı sona eriyor. Zeki Velidi Tokan, Alparslan Türkeş, Nihal Atsız ve Öztürkan, Cihat Savaşfer, Nurullah Banman, Fethi Tevetoğlu, Necat Sançar, Cebbar Şener, Cemal Oğuz Öcal 26 Ekim 1945'e kadar tutuklu kalıyorlar. Evet. Askeri Yargıtay 87 sayfa tutan kararda her şeyin onun adı ayrı ayrı aklama veriyor. Hiç yargılanmamışlar gibi oluyor. Aynen. Ve hepsi de görevlerine iade ediliyorlar. 3 Mayıs 1945'ten beri bugün Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Şey yapılıyor. Tophane'deki askeri cezaevinden salıveriliyorlar. Neden bu kadar büyük toz koptuktan sonra bu kadar büyük bir staj yapıldıktan sonra bir anda dengeler değişiyor. Amerika'nın güç kazanmasıyla belki de değil mi? Kesinlikle. Sovyet Rusya karşısında Türkiye'ye bir rahatlama vermesine, arka vermesine, kesinlikle hocam, desteklemesinin de bunda önemli bir rolü oluyor. Tabii hocam. Kesinlikle. O dönemde İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı'na herkesin bildiği gibi girmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. O dönemde Sovyet Rusya'ya yaklaşmak babında veya onun dikkatini celbetmemek babında tabiri caizse kurban istiyor ve kurbanlarını seçiyor. Kurbanlar Türkçü Turancı grup veya bunlara yakın olan insanlar ve kurbanlarını yeteri kadar susturuyor
ve kurbanlarıyla işi bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi onları geri salıyor. Çok ve ilginç. Sabahattin Ali de hapse düşüyor değil mi? Hemen Türkçülemin ardından. O da evet hocam. Hapse düşüyor. Necip Fazıl'ı da tutukluyorlar. Evet hocam. Yani sağcı, solcu, dinci, dindar, ne kim varsa hepsini içeri alıyorlar. Evet hocam. Yani tabiri caizse sevenler, yani sağ cenah, sol cenah, dini temayülü olan insanların tamamı devletin tabiri caizse düşmanı, keskin yönünü veya bıçağının kesen ucunu hepsi hocam içeriden bizzat tanık ederek yaşıyorlar. Yani Sabahattin Ali'yi kullanıyorlar. Bunları aynen alıyorlar. Sonra bunları kullanıyorlar. Sabahattin Ali'yi de içeri alıyorlar. Evet hocam. Ve böylece dengeyi kurmaya çalışıyorlar. Tabii Sabahattin Ali'nin öldürülmesi de acı. Bulgar sınavında vuruluyor. Başına bir sürü şey geliyor. Kaçmaya çalışırken 1947'de değil mi zannedersem? Evet hocam. Yani bu da enteresan bir şey. Yani sınırı geçmeye çalışırken, yani hükümetin şerrinden kaçarken, sınırı geçmeye çalışırken yolda öldürülüyor ya da hala gündemde çözülememiş cinayetlerden birisi faili meşhurlerden birisi olarak kalıyor. Yani hocam farklı bir deyişle söylersek bir zamanların prensi bir zamanların zelli olarak ölüyor. Onun Marco Paşa diye dediğim bir dergisi var. Evet. Orada hatta bir yerde Necip Fazıl yayınlıyor. O yüzden Necip Fazıl'a da kağıt vermiyorlar falan bir sürü şeyler yaşanıyor. Hocam zaten mesela Sezai Karakoç yani Necip Fazıl da çok ciddi zorluklar çeken bir adam o anlamda. Sezai Karakoç piyanosundan bahsederken tabii büyük doğucu Necip Fazıl'ı üstadı olarak görüyor. Ama hep üzüldüğü bir şey var ki yine aynı sorunlardan veya durumlardan Necip Fazıl'ın cebinde parası hiçbir şey yok. Sezai Karakoç ya diyor benden diyor para aldı. Üzerime diyor kredi çekti. Ama diyor tek kırıldığım yerdir. O parayı ödemedi ve çok zorluklarla diyor ben onu ödedim. Necip Fazıl için. Belki de bu şairliği kitapları var. Yani inanılmaz ölçüde yazdığı kitaplar var. İlk kitabı mesela Atatürk'le Samsun'a çıkanlar. Evet hocam. Çok önemli bir kitap herhalde evet, olsa evet, gerek. Hocam. Benim gördüğüm bugünkü Rusya, Ankara Komünizmle Mücadele dergisi evet, yayında. Hocam. 1968'de Atatürk'le Samsun'a çıkanları 1971'de yayınlamış. Evet hocam. Yani 70'in üstünde hocam kitabı var. Bir Bayrak Altına. Şiir kitabı. 1936. Evet, Atsız hocam. Yoldaş'a. Atsız'a yok hocam. Atsız'a Yoldaş. Hocam Fethi Tevetoğlu. Takma adı. Takma adı olarak Mengüç, Atsız'a Yoldaş. Ondan sonra Memen Güç, Fethi Tevet, Tevet bunların tamamını kullanmış ve bunlarla eserlerini veriyor. Tabii bütün şiirlerini kitaplarında toplamamış. Birçok dergide Yücel olsun, Altın Işık olsun diğer dergilerde Fethi Tevetoğlu'nun yine şiirleri mevcut. Bu şiirlerde bizim çabalarımız sonucu bu kitapların arkasında yer aldılar. Çok güzel. Ama bir şey hocam söylemeden geçmeyeceğim burada. Fethi Tevetoğlu'na ait bir Saadettin Nusret Ergun bir eserden bahsediyor. Atsız Kahraman, bir tiyatro eseri. Lakin bu eserin sadece ismi var. Kendi yok. Kendi yok. Hiç bütün aramalarıma rağmen bulamadım. Belki çıkar. İnşallah hocam. Evet. İlginç bir anım var. Filiz Hanım'a sordum Fethi Bey'in kızı. Bu kitap, Filiz Hanım'ın da o kitaptan haberi yok. Çok ilginç. Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmet Hikmet 1951'de. Evet. Hocam o kitapları Fethi Tevetoğlu'nun çok fazla, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hamdullah Supi Tanrıöver gibi biyografileri çok fazla var. Buradaki temel amacı Türk milletine örnek teşkil edecek kişilerin biyografilerini yazmak. Evet. Temel maksadı bu ve bu kişileri seçiyor. Bunlardan birisi de Ömer Naci. Bunları seçiyor ve bu anlamda biyografilerini vücuda evet, getiriyor. Zaten burada var. Dış politika görüşümüz. Evet. Ajans Türk 1963. Enis Behiç Koryürek Hayatı ve Eserleri 1985. Faşist Yok Komünist Var 1962. Hamdullah Supi Tanrıöver 1986. Mehmet Emin Yurdakul 1988. Milletlere
ışık tutan iki beyanname. Ankara Komünizmle Mücadele yayınladı 1963. Evet hocam. Milli mücadele yıllarındaki kuruluşlar 1988 hepimizin yararlandığı önemli bir eserdir evet, bu. Evet hocam. Yararlı ve zararlı kuruluşları. Milli mukaddes topraklardan geçen yol 1966. Müftüoğlu Ahmet Hikmet'i tekrar yayınlamış 1986'da. Evet, Ömer Naci 1973. Evet, Ömer Naci iddiaçıların propagandisti olarak İran'a gidiyor Türkleri ayaklandırmaya. O da öldü biliyor değil mi? İran evet, hükümeti hocam. Tarafından öldü biliyor. Evet hocam. Suikaste kurban gidiyor. Evet hocam. Büyük Türkçülerdendir. Evet. Süleyman Paşa 1988. Evet hocam. Türkiye'de sosyalist ve komünist faaliyetler 1910-1960. Bu kitabını da okumuştum. 1967 yayını. Evet hocam. Yüzyılın, 20. yüzyılın yüz karası Utanç Duvarı 1964. Yine Türklüğe Kurban. Şiir kitabı. Aylı Kurt yayını 1942. Evet hocam şiir kitabı. Açıklıyorum Komünizmle Mücadele Derneği yayını 1965. Kıbrıs ve Komünizm yine Komünizmle Mücadele Derneği yayını 1966. Tagore Külliyatı. Evet hocam. İkbal 1939. Tagore'un şiirlerini mi? Evet hocam. Tagore'un şiirlerini neşretmiştir o kitabında. Sanskritçeden çevirmiyor zannedersem. Yok hocam. Farklı bir dilden çeviriyor. Ama onun Tagore'u seçmesinin özel bir sebebi var. Tagore'un Türkleri sevmesine binaen bu eseri yazıyor. Şimdi Tagore deyince tabii şunu da söylemek lazım. Fethi Tevetoğlu neden Tagore diyor? Tagore'un milliyetçilik diye bir kitabı var. Çok ilginç bir kitap. Orada Japonya'daki milliyetçilik... Rabindranath Tagore'dan bahsediyoruz. Evet, evet. Rabindranath Tagore. Hintli. Evet hocam. Meşhur şair, yazar. Evet hocam. Vezir diye ben bir romanını okumuştum onun. Çok güzeldi. Çok uzun yıllar önce. Bilmiyorduk tabii o zaman Rabindranath'ı. Sonra şiirlerini yıllar sonra Bülent Ecevit, Sanskritçeden. Hinduca'dan çevirdiydi. Hint dilinden. Değil mi? Yanlış evet. Hatırlamıyorum. Yok doğru hatırlıyorsun hocam. Onlardan birisi işte Fethi Tevetoğlu. O da nesre döküyor ve hayatı, sanatı, özellikleri hakkında bilgi veriyor. Külliyat tamam. olarak yayınlıyor. Evet. Ama Tagore'la ilgili yani sevmesinin sebebi dediğin gibi türkü sevmesi. Ama Tagore'la ilgili şu konu üzerinde özellikle durmak lazım. Tagore'un Japonya'da milliyetçiliği anlattığı eserin adı Milliyetçilik. Orada hocam söylediği ifade şu. Batı için, yani biliyorsunuz medeniyetin beşiği olarak Batı görülüyor bugün bizim toplumumuzda. Ben acizane fikrimi sorarsanız ben bunu yanlış olarak düşünüyorum. Mesela Tanzimat döneminde yani iki tane kavram ortaya çıkıyor. Bir kavram Alaturka, diğer kavram Alafranga. Alafranga olan her şey iyi. Alaturka olan her şey kötü. Kötü. Bir millet kendine daha büyük bir hakaret edemezdi. Ancak Türk milleti etti. Yani bunun üstünde özellikle durup bir parantezi kapatırsak. Tagore o kitabında şunu diyor. Doğuda diyor ne zaman bir ırkın yükseleceğini düşünse Batı, onlarda diyor korku başlar. Ve o korku başlar çünkü onların gücü diyor şerli bir güçtür. Gücün diyor kandan alır. Ve her zaman için bir kurban seçer. Ve o kurbanlarla yükselir. Ve kendi menfaati için bir milleti diyor kurban eder. Eğer Tagore'un bu sözü ve Fethi Tevetoğlu'nun şeyini yan yana getirirsek herhalde Orta Doğu'da yaşanan olayların sebebi ve sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Evet. Devam edelim. Yarın Tuğran Benimdir 1934. Evet, şiir kitabıdır hocam. Kızılaycı Hamit Bey. Hocam bu Kızılaycı Hamit 1987. Hamit Bey ve orada Gazi Nasreddin diye bir kitap daha olacak. Bunlar hocam kitap olarak değil, bunlar hocam makale şeklinde neşredilmiştir. Lakin sonra kitap olarak kitap şekline dönüştürüldüğü söyleniyor. Ama bunlar makale şeklinde evet. Çok çok ince risalelerdir. Bir makalesi var. Atatürk İttihat Terakki, Atatürk Araştırma Merkezi evet. dergisinde yaklaşık 10 sayfalık 1989. Evet, evet hocam. Ali Fethi Okyar'ın Günlük Hatıraları, Belgeler Dergisi'nde. Evet hocam o yazı da çok geniş bir yazı değil. O da sanırım makale olması lazım. Günlük hatıraları. 113'ten 130'a kadar 17 sayfalık. Hocam bütün hatıraları kendisi almış
ve neşretmiştir doğrudan doğruya. Kendisi sadece yani derlemiştir hatıraları. Atatürk'le Okya'nın çıkardıkları gazete Minber. Minber. 183-193. Evet, Atatürk hocam. Araştırma Merkezi 1988. Evet hocam, o da aynı şekilde. Atatürk'ün toplanmamış yazıları. Evet, o da hocam. Belgelerde. Evet hocam. 531-546 evet. Belleten dergisinde evet, yayınlanmış. Hocam. Aynı şekilde sadece neşre dayanır. Kendisinin yani fazla bir katkısı yoktur o yazılara. Fethi Okya'nın günlük hatıralarını Türk kültüründe de yayınlanmış. Evet hocam. Tekrar. Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa General Harbord Görüşmesi 4 sayılık Türk Kültürü 257-268 arasında. Evet hocam. Milliyetçi Atatürk, Türk Kültürü sayı 37-65'te yayınlamış bunu. Evet. Bu da 8 sayfalık bir makale. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanları hazırlayan bu defa evet, Fethi Tevetoğlu. 1971, Hamdullah Subhi Tanrı Öbe'nin Dağ Yolu, evet, hazırlayan yine Fethi Tevetoğlu 1987. Evet, yine Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım, evet hocam, hazırlayan Fethi Tevetoğlu 1971. Başlı incelemeleri vardır bunların hep. Gerhard von Mende'nin Komünist Blok'ta Milliyet ve Mefkure, çeviren Fethi Tevetoğlu ile Aziz Alpavut 1986 Ankara Üniversitesi'nde. Evet hocam. Enis Behiç Kor Yüreğin Mirası hazırlayan Fethi Tevetoğlu 1971. Hamdullah Subhi Tanrıover'in Güne Bakanı hazırlayan Fethi Tevetoğlu 1987. Bunların yanında hocam Türk Kültür Dergisi'nde Türkçü Dergiler diye bir yazı silsilesi vardır. 10 sayı sürer birden 10'a kadar. Her bir sayısında Altın Işığı, Vesaisi, Atsız Mecmuayı, Kopuzu, Rıza Nur'un Tanrı Dağı adlı dergilerini inceler ve orada hocam bir konu üzerinde özellikle temas eder. Bunların bugüne kadar incelenmediğini ve kendisine bu işin düştüğünü söyler ve kendisinden sonraki gelecek araştırmacılara da yol gösterici olduğunu ifade eder. Buradaki listede yok o da, doğrusu yani. Evet hocam, bir de Mehmet Akif ile ilgili bir yazısı vardır. O da mesela oradaki listede yok. Gazi Nasreddin diye bir yazısı vardır. O eksiklendi da, o, de buradan tabii, söylüyoruz. Evet hocam, onlar vardır. Gök Edebiyatı diye yazısı vardır. 4-5 tanesi atlanmış tabii, demek ki hocam, bayağı. Hocam daha fazla. Hatta devam edelim isterseniz. Edelim. Evlilik. Bunların hepsi bizim çalışmalarımızdan çıkmıştır. Bunların yanı sıra hemen devam ediyoruz. Benim Sevdiklerim adlı bir yazısı vardır. Benim Sevdiklerim yazısı Kopuz Dergisi'nde 1943'te neşredilmiştir. Ahmet Hikmet'ten Mehmet Emin'e yazısı. Kopuz dergisinde 1943'te. Kopuz'dakiler falan burada hiç yok. Şeyde bizim Rıza Nur'a ait hatıra ve vesikalar Kopuz dergisinde neşredilmiştir. Büyük Rıza Nur Kopuz dergisinde neşredilmiştir. Tanınmamış halk şairlerinden Zigaloğlu Mehmet Kopuz dergisinde. Zigaloğlu Mehmet. Atsız Mecmua'da neşredilmiştir. Milli şairimize ait hatıralarım Kopuz dergisinde neşredilmiştir. Aşık Ömer'e dair adlı yazısı Yücel dergisinde neşredilmiştir. İstanbul'un Fethi şiirinden yola çıkarak burada Aşık Ömer hakkında bilgi verir. Türkiye ve Atatürk'e tutkun şair Gazi Nasrul İslam, biraz önce bahsettiğimiz eser. Bu da Belleten dergisinde neşredilmiştir. Gök Edebiyatı, biraz önce bahsettiğimiz yazı Yücel dergisinde neşredilmiştir. Gök Edebiyatı neden bahsediyor? Gök Edebiyatı bizim edebiyatımızın sürekli olarak yani Gök Edebiyatı edebiyatın kolunun savaş edebiyatı olduğunu anlatmakta. Ve savaş edebiyatını diyor ve savaş edebiyatında en savaşçı milletin Türkler olmasına rağmen bir savaş edebiyatı kuramadığını ve gök için yazılmış eserlerin olmadığından bahsediyor. Çünkü göklerin de toprak kadar değerli olduğunu bize ifade ediyor. Yani bizde gök edebiyatımız yok. Bizi gökleri anlatan, göklerde savaştığımızı anlatan diyor bir edebiyatımızın olmadığından bahsediyor. Hatta buradaki ifadesi şudur. Savaş edebiyatını bu toprak, su ve göklerin sevgisini, bunlara candan bağlı olmanın gerekliliğini
Bu üç şey için ölmenin büyüklüğünü ve tadını anlatan, ruhlara sindiren, aşılayan edebiyata savaş edebiyat denir diyor. Burada doğrudan doğruya göklerin edebiyatından da bahsediyor ve bizde bu edebiyatın olmadığından bahsediyor. Çok ilginç bir şey. Evet. Mesela Yüzyıllardan Seçtiklerim isimli üç tane yazı dizisi var. Bunları da Yücel Dergisi'nde yayınlamış. Amacımız Türkiye Fayda yazısını Kopuz Dergisi'nde yayınlamış. Evlenme Kişi yazısını Kızıl Elma Dergisi'nde ve Kopuz'da tekrar yayınlamış. Bu Vatan Satılmaz yazısını Kürşat Dergisi'nde yayınlamış. Milli Kin Olduğu Gibi Büyük Türk İhtilali'nin 20. yılı adlı yazılarını Kopuz'da yayınlamış. Üç Meslek adlı yazısını, yani askerlik, öğretmenlik ve doktorluk. Bunların üçüne Fethi Tevetoğlu çok büyük değer veriyor. Bunları, bu yazısını yani her yönden Türkiye'ye en fazla hizmet eden mesleklerin bunlar olduğunu söylüyor. Bir daha tekrar et istersen. Askerlik, doktorluk ve öğretmenlik mesleklerinden ve bunların Türkler için en önemli meslekler olduğundan bahsediyor. Bu yazısında ve hatta bunlar içerisinde Türklerin en meşhur mesleklerinin askerlik olduğunu söylüyor ve öğretmenlik mesleğine sadece Türk soyundan olanların alınması gerektiğini söylüyor. Doktorluğun ise Türkçülüğü kökleştirecek mesleklerin başında geldiğini söylüyor. Evet. Bunun yanında hemşericilik zihniyeti bunların Türklere çok büyük zarar verdiğini ifade ediyor. Yani sadece hemşerilere bölgecilik yapmanın. Mesela bu yazısını nerede yayınlamış? Kopuz Dergisi'nde yayınlamış. Kuvayi Milliye Ruhu adlı bir yazısı var. 1919-23 yıllar arasında bu ruhun parladığını ve hala devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu da nerede? Bunu da Kopuz'da yayınlamış. Doktor Divitçioğlu'nu yayınlamış. Atatürk'ün toplanmamış yazılarını yayınlamış. Sencer Divitçioğlu'nun babası, evet, değil mi? Evet hocam. Bunun yanı sıra yani bu kadar kendisinin yazı yazmasına rağmen kendisi üzerine yazılan hiçbir eser yok. Yazılan tek eserler, eser seninki. Kitap olarak benimki bir de Mert Gönül isimli bir hocamızın Ankara Türk Ocağı yayınlarından çıkan bir kitabı var. Makale olarak ise hocam 1935 yılında Kenan Ergen diye bir hocamızın Yarın Turan Benimdir isimli kitabı için yazdığı tek bir yazı var. Belli bir zamana kadar. Ondan sonra asıl yani Tevetoğlu üzerine yazılan yazıları Tevetoğlu ve Eserleri başlıklı yazı ile Forum, Yeni Forum dergisinde şu anda Ardahan Üniversitesi rektörü olan Profesör Doktor Ramazan Korkmaz yayınlamıştır. 1989 yılında. Rahmetli Ayhan Yalçın'dı değil mi? Ayhan Yalçın. Yeni Forum'un. Evet, evet hocam. Benim de yayınlanmıştı Yeni Forum'da bir dizi yazım. Son ölene kadar Nilüfer Hanım kızı devam ettiği dönemde yazılarım çıkmıştı birkaç tane. Yani ona yakın çıktıydı herhalde, bilmiyorum yani, evet. Şey olarak. Hatırlıyorum da o zaman Türk entelektüel camiasının önemli dergilerindendi Yeni Forum. Evet hocam. Ve bunun dışında hocam bir Ramazan Hoca'nın yazısı var, bir Rıdvan Çongur Hoca'nın rahmetlinin bir yazısı var, bir de Türkçü Şairler Fethi Tevetoğlu diye Necmettin Sefercioğlu'nun bir yazısı var. Ve bunun dışında hocam sadece şu iki kitap var. Bu kadar eser veren bir adamın ve Türk siyasi hayatında bu kadar yer edinen bir adamın üzerine hocam çalışma, bir Mert Gönül'ün çalışması, iki bizim çalışmamız, üç Milliyetçilik Özel Sayısında İletişim Dergisi'nde Nizam Önen, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yarım doçent hocamız, bir de onun yazısı vardır ve başka hiçbir üç şey. Üç tane, çok ilginç. Gerçekten de fazla irdelenmemiş. Kesinlikle hocam. Tartışılmamış, yazı, anladığım kadarıyla siyaset yönü de ele alınmamış hep. İşte bir hocam, Türk siyasi ve düşün hayatında Mert Gönül'ün çalışması vardır. Orada da nasıl diyelim, çok büyük bir çalışma. Çünkü Fethi Tevetoğlu üzerine ondan önce yazılmış hiçbir şey yok. Evet. Şimdi bazı sorular var. Tabii şimdi bazılarını ben cevaplayacağım, bazılarını şey yapacağım. Adana'dan Sevda Demirci adlı izleyicimiz soruyor. Hocam konunuzla ilgili değil ama bir sorum olacak. Özel bir kanalda yayınlanan bir dizide Sultan Süleyman öldü, oğlunu öldürüyor. Bu ne kadar doğrudur? Bizi aydınlatır mısınız? Evet, doğrudur. Sadece Sultan Şehzade Mustafa'yı değil, o Hürrem'den olan oğlu Sultan Şehzade Bayezid'i de isyan ettiği için, İranlılara sığındığı için Şah Tahmasp geri gönderir göndermez zannedersem Ankara yakınlarında boğduruyor. Evet. Yani bununla ilgili bir bilgi vereyim. Kilis'ten Sayın Ahmet Avcı soruyor, hemşerin. Hocam da Kilislidir.
Hocam Gaziantep'in 1. Dünya Savaşı'ndaki rolü neydi? Antep'te çatışmalar oldu mu? Bir rolü yoktu, çatışma olmadı. Yani bir rolü yoktu derken yani buradan asker sevkiyatı oldu vesaire oldu ama yani sıcak savaş Halep'in güneyine kadar geldi. Kilise ya da Antep'te birebir çatışma olmadı. 1. Dünya Savaşı'nda 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra İngilizler bu bölgeyi işgal etti. Mersin'den Hakan Aksu soruyor. Evet hocam. Programımızı ilgiyle izliyoruz. Benim bir sorum olacaktı. Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren gerçek neden neydi? Acaba neden yok olma aşamasına gelmiştir diyor. İbni Haldun meşhur Mukaddime adlı eserindeki en büyük tarih felsefecisidir. Devletler de insanlar gibi doğar, büyür, yetişir, yaşlanır, olgunlaşır. Belli bir arazi döneme girer ve sonunda ölür der. Evet. Osmanlı Devleti de 600 yılı yaşadıktan sonra devrini tamamlamıştı. Bir ortaçağ imparatorluğu olarak gereken reformları yapamamıştı. Ve sonuçta yemini pek çok devlete bıraktı. Bunların en önemlisi de bizim de mensubu bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet hocam. Kayseri'den bir sorumuz var. Ali Gül arkadaşımız. Hocam Türkler Anadolu'ya ne zaman gelip yerleşmişlerdi? Nasıl olmuştu? Nereden gelmişlerdi? Biraz açıklarsanız efendim. Orta Asya'dan geldiler. Hem Karadeniz'in kuzeyinden hem İran üzerinden. Önce Azerbaycan'a, oradan da Anadolu'ya geldiler. 1071'den önce de gelmişlerdi. İlk olarak 353'te bunlar gelmişti. Daha sonra da gelmeye devam ettiler. 1071'den sonra gelen akınlarla özellikle Cengiz istilasından kaçan gruplarla beraber gelmeye devam ettiler. Bugün hala da gelmeye devam ediyorlar. Kırgızistan'dan, Orta Asya'dan geliyorlar. Evet. Gaziantep'ten Fulya Demir arkadaşımız soruyor. Hocam Hürrem Sultan gerçekten dizide anlatıldığı kadar kötü biri miydi? Gerçek ne hocam? Açıklarsanız seviniriz diyor. Yani tabii şimdi bu dizilerin en önemli özelliği gerçek kişiler üzerinde kurgusal oluyor. Siyaset sert bir oyun. Yani sert oynanıyor. Unutmayın ki Mustafa da tahta geçirseydi Hürrem'in bütün çocuklarını boğazlayacaktı. Yani şey değil yani onları öldürtecekti. O yüzden Hürrem'in siyaseti ne kadar doğru ne kadar yanlış bugünden geri dönüp yargılamamız zor. Ama 500 yıl sonra halkımız Şehzade Mustafa'yı ne kadar sevdiğini gösterdi. Türbesine hücum etti, Fatiha okudular. Osmanlı Hanedanı'nın bu bahtsız üyesine karşı görevlerini yaptılar. Evet. Bir soru da Aydın Böcükçü arkadaşımızdan. İki zıttır diyor Türk-İslam sentezi. Türk ve İslam birbirine zıt şeyler değildir. O yüzden sentez olmaz diyor. Siz ne diyorsunuz? Hocamız... Son bir soru var. Onu da ileteyim sevgili hocam. Kilis'ten Mehmet Karakaş adlı vatandaşımız soruyor. Mehmet abi, acaba selam. Hocamız Kilisli, Kilis tarihi hakkında bir kitap yazmayı düşünüyor mu diye soruyor. Son iki soruya cevap alayım. Geri kalanına ben kısaca cevap verdim. Şimdi ben tarihçi olmadığım için onu Kilisli tarihçiler yazsa Mehmet abi daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama ikinci soru hocam önemli. O soruyu hocam tekrar alsak olur mu? Dikkatimi bir şey çekti diyor. Türk-İslam sentezi ifadesi bence yanlış bir kullanım değil mi? Sentez iki zıttın ortası yani İslam'la Türklüğün birbirine zıt olduğu Türk-İslam ülküsünün bu iki zıt kavramın ortası mı olduğunu soruyor. Evet. Şimdi çok haklı. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok haklı. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Yani biz İslam'ı bir tarafa bırakırsak, sadece Türklüğü ele alırsak, İslam'ın İslam olmadan Türklük kendi yaşantısına nasıl devam edecek? Bu birinci kısmı. Peki Türklerin İslamiyet'e hizmetini düşünürsek, bu hizmeti dışarıda bırakırsak, o zaman İslamiyet'in hali bugün ne olurdu? Sadece, yani hep sorular Osmanlı üzerinden geldi. Sadece Osmanlı örneği bile Selçuklu'yu falan bırakalım, bu örneği herhalde sonucunu ulaştırır. Ama dediği doğru, iki tane yanlış kavram. Çünkü biliyorsunuz belli bir zamana kadar bu kavram çok tartışıldı. İşte Tanrı Dağı kadar Müslüman
aman Türk, Hıra'da kadar Müslüman. Müslüman. Şimdi aslında bunun ta köklerini Ziya Gökalp'a kadar götürmek mümkün. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Yani hem Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Batı medeniyetindenim diyor. İki tane, yani bu bir doğru. İki tane İslam ile Türklüğü yan yana getirmek çok da doğru değil. Ama şunu da özellikle söylemek gerekiyor. İki tane yanlış kavram birleşip acaba bir doğru kavram çıkaramamış mı bugüne kadar? İşte o doğru kavramlardan birisi hocam Türk-İslam kavramı. Özellikle Arvasi'nin Türk-İslam ülküsü olarak, İbrahim Agah Çubukçu'nun Türk-İslam ülküsü olarak söylediği temel nokta budur. Ve bu anlamda hareket ettiğimizde... Kafesoğlu da Türk-İslam sentezi diyor. Kesinlikle hocam. Kitabı bile var İbrahim Kafesoğlu'nun evet. Bu konuda. Ve buradan hocam hareket edersek, mesela Mehmet Akif'i ele alalım. Mehmet Akif kavmiyetçiliğe karşıdır, milliyetçiliğe karşı değildir. Ve bugün insanların tamam Mehmet Akif sorulunca ilk kafalarında oluşan şey İslamcıdır. O zaman şimdi Mehmet Akif'i sadece bu sorudan hareketle nereye koyacağız? Evet. Çok güzel bir cevap oldu bu. Demek ki Türk-İslam sentezi değil, İbrahim Kafesoğlu'nun söylediği gibi Türk-İslam ülküsü olarak kullanmak kesinlikle çok daha doğru olur diyorsunuz. Kesinlikle hocam. Şimdi sevgili hocam, bir de siyaset yılları var Fethi Tevetoğlu'na. Evet hocam. 1957 yılında Demokrat Parti'nin Samsun İl Başkanı olmuş. Evet hocam. Adalet Partisi'nden 1961 ve 74 yıllarında Samsun Cumhuriyet Senatörlüğü yapmış. Evet hocam. İslam Ülkeleri Konferansı Başkan Yardımcılığı. Evet hocam. İslam Ülkeleri bu şeyin yerine, şimdi Eklemettin İhsanoğlu'yu geçenlerde bıraktı. Evet hocam, onun yerine. İslam Konferansı Örgütü. İK'nin oluyor. O zamanki adıyla tabii. Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı Müslüman Mültecileri Kalkındırma Vakfı Genel Başkanlığı ve Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yapmış. Evet hocam, hepsini yapmıştır. Bir noktayı daha belirtiyor buradaki kaynak. Meşhur şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da diyor dedesinin kardeşidir. Doğrudur. Yani popstar olduğu şeyde. Genelde Fethi Tevetoğlu'nun en büyük eleştiri odur. Ya özellikle bir grup der ki ya bu nasıl dede veya bu nasıl akraba, bu nasıl torun diye bayağı bir eleştiriler var. Hatta yazılardaki bir yerdeki bir gazete haberinden dikkatimi çekti. Bir yerindeki ülke ocaklarına mensup bir grup. Fethi Tevetoğlu'nu anmaya gidiyor Samsun'a, Samsun'da. Gazete manşet atmış. Ülkücüler Tarkan'ın dedesini anmaya gitti. Şimdi o zaman hocam hep şu soruyu sormak gerekiyor. Bugün Nazım Hikmet'i çok sevenler var değil mi? Nazım Hikmet'ten komünist olduğu için nefret edenler de var. Nazım Hikmet'in dedesi Mustafa Celaleddin Paşa'nın eski ve modern Türkler, Nazım Hikmet'in farklı bir akrabası olan Ferik Enver Paşa'nın, bizim Enver Paşa değil hocam. Meşhur Enver Paşa değil. Değil, mütekaid Ferik'i Enver Paşa'nın veya Enver Celaleddin olarak geçiyor. Türklerin menşeine dair makalelerini bir okusunlar. Sonra da Nazım Hikmet'i altına koysunlar. Şimdi bu insanların Türklüğe bakışıyla Nazım Hikmet'in Türklüğe bakışı bir midir? Tabii ki belli değil. O zaman Tarkan da hocam şimdi Fethi Tevetoğlu'nu da aynı kefeye koymak bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bu birinci kısmı. Ama şuradan da bakılırsa Tarkan denilen sanatçıya Tarkan ismi yani Türk kültürüne mensup bir isim de verilmişse bunda Fethi Tevetoğlu'nun payı olduğunu da hasbelkader hesaba katarsak o da Fethi Tevetoğlu'nun farklı bir başarısı değil midir? Doğrudur. Şimdi yani bu da bir tartışma konusu. Yani neden biz farklı görüşte olmalarını model şahsiyetlerin çolukla çocuğu torunun için bekliyoruz. Yanlış görüyoruz. Bir insan çok iyi bir Türkçü olabilir, oğlu solcu olabilir, onun oğlu çok dindar birisi olabilir. Ne fark eder yani? Kesinlikle. Neyi değiştirir? Yani o kişinin ne şahsiyetine zarar verir? Hepsi ayrı ayrı değerlendirme konusudur. Kesinlikle. Bizdeki hocam bu biraz da aşiret mantığı. Yani baba neyse oğul odur, anne neyse kızı odur. Bu bir söz vardır ya,
baba oğul, oğul babanın salıncağına biner, anne kız annenin salıncağına biner. Ama fikir müktesebatında bundan ayrı düşmenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Evet. Demokrat Parti, Adalet Partisi çizgisinde yapmış. Evet hocam, zaten Fethi Tevetoğlu'nun İslam'a bakışının veya biraz önce bahsettiğimiz diğer Türkçülerden ayrılmasının temel sebebi Demokrat Parti içerisinde yer almasıdır. Ama genelde burada benim acizane fikrim şudur. Alparslan Türkeş ile Fethi Tevetoğlu'nu yan yana koyduğumuzda Alparslan Türkeş Cumhuriyetçi Millet Köylü Partisi'ni kurmuştur. Çevresinde bir ekibi vardır ve Türkçülüğünü bu minvalde devralmıştır. Tabii devralmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi adını Osman değiştirmiştir. Ve bir ekibi vardır. O ekiple milliyetçilik yapmaya çalışmıştır. Oysa Fethi Tevetoğlu Demokrat Parti içerisinde tek başına bunu yerine getirir. Osman Turan falan da var ama değil mi? Yanında? Ama hocam çok ilginç bir şey vardır. Komünizmle mücadele ile ilgili bütün yönergeleri Fethi Tevetoğlu vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İsteyenler arşivden açıp bakabilirler. Kemal Fedai, değil mi? Komünizmle mücadele eden. Cevat Rıfat Atilhan. Evet hocam, onlarla mücadele... Cevat Rıfat Atilhan. Evet hocam. Onlarla... Nedif General. Evet. O da öldü biliyorsun, şehit ediliyor. Evet hocam. Mesela Siyonizmle Mücadele Derneği Başkanı var İzmir'de, Kemal Fedai Coşkuner. Evet. O da yani bunlar aynı dönemin aynı önemli insanları. Ama hocam gerçekten o dönemin en ilginç tarafı budur. Komünizmle mücadeleyle hocam Adalet Partisi içinde tek başına hocam savaşan kişi Fethi Tevetoğlu'dur. Ve Filiz Hanım'la sohbetimden şu sonucu elde ettim. Aynı bu cümlemi Filiz Hanım'a da söyledim, kızına. Ve Filiz Hanım, Fethi Bey'in rahmetlinin bana bu sözünü söyledi. Alparslan'la biz yakın arkadaşız. Tam hocam ifadesi budur. Yalnız Alparslan'ın görevi başkadır, benim görevim başkadır dediğini söylemiştir. Evet. Şimdi bir soru var. Bu soru bana gelmiş. Gaziantep'ten Mustafa Dayı. Evet hocam. Hocam siz tarihçisiniz, merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Acaba Gaziantep Peygamber Efendimiz zamanında da var mıydı? Yine bir şehir miydi, nereye bağlıydı? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Sevinirim. Sevgili Musa Dayı. Hazreti Peygamber döneminde evet Gaziantep vardı. Bizans'a bağlıydı. Bizans Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Zannedersem 636'da İvaz bin Ganem, sahabe-i kiramdan İvaz bin Ganem tarafından fethedildi. İslam'a ilk defa Hazreti Ömer zamanında katıldı. Bilmiyorum, umarım soruna cevap olmuştur. Evet hocam. Sorular bu kadar. Biraz da mütefekkir olarak fikirlerinden bahsederse de sonra da bitirelim artık hocam, uzun maratonumuzu. Estağfurullah hocam. Hocam Fethi Tevetoğlu'nun milliyetçiliği ilk etapta hocam tamamıyla ırka dayalı bir milliyetçilik. Yani tamamıyla ırk üzerine bir i̇lk milliyetçilik. Aşamada i̇lk aşamada ırk üzerine rasist milliyetçilik. Yani. Rasist. Rasist. Burada hocam yani kendi fikrimi yani dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Diğer insanların fikri nedir onu bilmiyorum ama genelde yani şöyle bir yanlış algılama var. Irkçılıkla milliyetçilik eşdeğer tutuluyor Türkiye'de. Büyük bir hata. Büyük bir hata. Şimdi İngilizce'den örnek verirsek, ırk dediğimiz şey neyse, race. Farklı bir kelime. Evet. Millet dediğimiz kavram, nation. Nation farklı bir kelimedir. Irk sadece hayvanlara has bir şeydir. Zoolojik bir tanımdır. Millet ise insanlara has bir şeydir. Ama yani, rasist akımlar olmuştur. Mesela İtalyan faşizmi... Tabii. Alman nazizmi, tabii hocam. Fransız nazizmi vesaire, hatta İngiliz nazizmi. Yani bunların hepsi üstün Alman ırkına, sarı ırkın üstünlüğüne inanan rasist inançlar. Evet. Hatta bunun için kafa ölçen makineler yapılmıştır. Evet. Doliksefal kafa yapısı, sarı ırk göz, mavi göz, evet hocam. Üstün Alman ırkının özellikleri, sağlıklı gençler haralarda çiftleştirilerek daha üst bir ırk aranmıştı. Bu rasist kesinlikle. Şeydir. Bunun hocam temelinde Gobineau denilen bir adam var. Üstün ırk. Kont Gobineau. Evet. Fransız düşünür. Evet. Onun üstün ırk, Aryan ırkı denilen, Ari ırk denilen bir nazariyesi var. Hitler bundan etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki durumu herkes görmüştür. Yani bunu tekrar açıklamanın Gobineau, malumu. Nietzsche'nin üstün insan teorisi var. Aynen öyle hocam. Malumu. Fichte aynı şekilde Alman aynen düşünür. Öyle hocam. Çat pat burada değinilmiştir. Tam olarak değil. Bizim değindiğimiz yer doktora tezimizdir onlara. Ama bunlar
tüm milliyetçilikler içerisindeki en tehlikeli noktadır. Şimdi bunun için ben genelde öğrencilerimle konuşurken Sayın Hocam... Bunların özelliği de antisemitizmdir. Kesinlikle yani, Yahudi hocam. Yahudi düşmanlığı. Kesinlikle. Ondan sonra ırkçılığın belli şeydir. Kesinlikle hocam. Ne diyorlar bana? Ausländer, Almanların dediği gibi yabancı düşmanlığı. Aynen öyle hocam ki eğer zaman kalırsa birazdan bahsedeceğiz. Ben genelde lisansta öğrencilerime anlatırken hocam şu örneği veriyorum. Onlara diyorum ki, yani kana bağlı milliyetçilikle ilgili. Mesela diyorum yaralandınız. Kan ihtiyacınız var. Hastaneye gittiniz. Hastaneye gittiğinizde diyor musunuz ki benimki Türk kanı olsun? Demiyor. Böyle bir şey deme diyorum lüksünüz yoksa. Diyorum bunun saçmalığı kendinden ortaya çıkmıyor mu? Ama dünyayı bir döneme etkilemiş. 30'lu yıllarda. Tabii ki. Çok ciddi şeyler yapmış. Ama tabii yani ki. Türkiye'de baştan beri böyle ırki milliyetçilik akımı kesinlikle. Çok az. Çok azdır. Kesinlikle şu an Türkçülüğün zaten sistemi içerisindeki Alparslan Türkeş'in temel görüşler ve diğerlerinin dokunduğunda ırkçılığı tamamıyla reddettiği görülür. Temetoğlu da vazgeçiyor bunu. Temetoğlu tabii vazgeçer. Daha sonraki dönemlerde 30'lar geçtikten sonra, 30'ları atlattıktan sonra. Tabii ki Temetoğlu da vazgeçer. Hatta Rusya ve Amerika noktasında Amerika'dan döndükten sonra özellikle NATO tarafında yer alır. Ve Amerika yani liberal bir milliyetçiliğe döner ve madde açısından düşünür. Ve böylece milliyetçiliği birinci evreden yani ırkçı evreden daha liberal bir evreye geçer. Ve bu şekilde milliyetçiliğini sürdürür ve bu şekilde hayatını devam ettirir. Atatürk'ün milliyetçiliği de kültür milliyetçiliği. Kesinlikle aynı şey Fethi Tevetoğlu yani için de. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor mesela. Oradaki diyen kelimesini çok enteresandır. Ne mutlu Türk olana, ne mutlu Türk doğana demiyor. Ne kesinlikle mutlu Türk'üm hocam. Diyene. Yani hangi kökenden olursa olsun kendi Türk hisseden, Türk kültürüne dair bir hisseden herkesin Türk kabul ediyor. Bir üskümlük olarak tanımlıyor. Evet hocam. Yani 1930'ların dünyası için çok ileri bir düşünce aslında. Aynen öyle hocam. Zaten hocam Fethi Tevetoğlu'nun temel olarak baktığı nokta da budur. Yani daha sonraki dönemlerinde. Bu noktaya geliyor. Bu noktaya geliyor. Ve Fethi Tevetoğlu'nun temel şiirinin noktasını Türkçü-Turancı düşünce oluşturuyor. Türkçü-Turancı düşünce içerisinde köylücülük düşüncesi, komünizm karşıtlığı düşünce bunların tamamını içerisine alıyor. Çok kısa olarak bir Turancılıktan bahsedersen seyircilerimiz bilmeyebilir bu düşünceyle şimdi, ilgili. Bildiğim kadarıyla sen doktora tezini o konuda yaptın. Evet hocam, Sayın Hocam Profesör Doktor Nurullah Çetin danışmanlığında Turancılık fikrinin Türk romanına yansıması üzerine bir tez hazırladık. Hocam Turancılık düşüncesi temel anlamıyla hocam coğrafi ve siyasi olmak üzere iki nokta üzerinde birleşiyor. Coğrafi olarak hocam Belucistan eyaletinden başlayıp birçok geniş bölgeyi kapsayan bir durumu içerisine alıyor. Siyasi olarak ise bütün Türkleri bir arada toplamayı amaçlayan bir noktayı ele alıyor. Burada hocam birden Firdevsi'nin Şehnamesi'nde geçiyor değil mi? Turan kelimesi ilk olarak. Şimdi hocam oraya geçeceğim. İlk olarak Firdevsi'nin Şehnamesi'nde Gazneli Mahmud'a sunduğu meşhur. Tabii hocam biliyorsunuz. Feridun'un iki tane çocuğu var. Evet hocam. İra ile Tura. Üç tane çocuğu vardır. İreç, Tur ve Selim. Yalnız Selim öldürülüyor. Amuderya sınır kabul ediliyor esere göre. Tur'un çocukları yani bizler Turan'ı kabul ediyoruz. İrec'in yani İr'in torunları ise İran'ı oluşturuyor. Batı İran oluyor, Doğu Turan oluyor. Aynen doğru, öyle değil hocam. Mi? Aynen öyle. Amuderya'yı sınır kabul ediyorlar. Bu bir taraftan bir tarafa ne zaman sınır ihlali olduğunda Şehname'ye göre ne oluyor? Savaş başlıyor. Ve birbirleriyle savaş ediyorlar. Ama hocam çok ilginç bir durum vardır. Burada iki tane eleştirimiz olacak. Birincisi Şehname 600 yıl boyunca divan edebiyatını etkilemiştir. Tam olarak bir İran milliyetçi eseridir. Evet, ilk İran milliyetçisi Firdevsi'dir ve İran'ı o eseriyle ayakta tuttuğunu Şehname'nin biliyorsunuz bizim diğer eserimiz Şehname'nin ilk Türkçe çevirisi Rıza Nur'a aittir. Onu aktardık. Orada bizzat bahseder. İkinci hocam problemi şudur. Mesela bir örnek verelim. 11 tane hocam Türk kahramanı ile 11 tane İran pehlivanı karşı karşıya gelirler ve bunlardan bir tane Türk kahramanı bu galip gelmez. Hepsinin kafasını keser. Oysa İran pehlivanları en zor duruma düştüklerinde bile asla kafasını kestirmez. Bütün işlerinden hilekarlıkla kurtulurlar. Mesela en fazla hile yapan adam Zaluğlu Rüslem'dir.
Oğlu, yani farklı bir kadından oğlu olur, kendisini yenme arefesine gelir. Zaloğlu Rüstem'i yenme arefesine geldiğinde kendisi hile yapar ve oğlunu öldürür. Sonra oğlu olduğunu fark eder, pişman olur, ağlar, çok ağlar. Ama o hilekarlıkla suçlanmaz. Efrasiyab'ın en ufak bir hilekarlığında bu zaten hilekardır diye bas bas bağırır. Alper Tunga'nın yani. Aynen. Efrasiyab'ın. Aynen öyle hocam. Şey daha de var, sonra Firdevsi'nin Şehnamesi'nde ilginç bir şey benim dikkatimi çekmişti. Eğer yanılmıyorsam Ferru'nun başkenti babası Ezdahak, amcası Dahak. Dahak'ı zalim, evet hocam. Dahak'ı zalim, onun babası yahut da amcası Cemşit. Evet hocam. Bunlar biner yıl şey yapıyorlar. Cemşit'in kurduğu şehir de Kudüs. Evet hocam. Yani İran'ın başkenti Kudüs. Yani Şehname'de inanılmayacak bir şey. İran, Batı, İran ve Turan devletinin başkenti Kudüs. Evet hocam. Yani inanılmayacak ölçüde bir Semitik, düşünce. Yani Yahudi yanlısı, Siyonist bir düşünce. Evet hocam. Yani o devir için yani Gazne şehrinde Firdevsi gibi önemli bir İranlı şair, Gazze'nin Mahmud'a sunduğu şeyde Cemşid'e, evet, hani meşhur şarabı bulan efsanevi hükümdar. Evet hocam. Alıyor onu, kendi tarihine şey yapıyor, montajlıyor ve 1000 yıl yaşatıyor ve Kudüs'ü kurdurup İran, Turan kolektif devletinin başına oturtuyor onu. Evet hocam. Yani bu çok ilginç. Bana en ilginç gelen nokta bu olmuştu. Öteki dediklerin de ilginç. Yani Türkler anti-Türk olması, tabii hocam, anti-Türk anlayışının olması falan, ama yani Kudüs merkezde daha sonra Dahak geçiyor. Ondan sonra şey geçiyor yerine Ferud'un geçiyor. Ferud'un da ölünce işte İra'ya veriyor, İraç. Evet. İraç'a veriyor, Doğu'yu da Turaç'a veriyor. Evet. Yani Turaç neyse, yani çeşitli şeyleri var, versiyonları var, evet, biliyorsun. Hocam. Yani böyle bir devletin başkentinin Kudüs olması çok ilginç. Çok ilginç. Yani evet. Cemşit de sanki Davut, Favudundan da Süleyman gibi bir oturtma yapıyor şey olarak tarihe, değil mi? Yani tabii. Yanlış hatırlamıyorsam, ya yanlış anlamıyorsam ben. Tabii tabii hocam. Çok böyle Hazreti Davut, Hazreti Süleyman gibi de bir şey yapıyor. Evet. Arada bir zalim hükümdar dönemi koyuyor falan. Enteresan, evet, bir yaklaşım. Tabii tabii hocam. Tabii. Biraz da sanki montaj. Yahudi tarihinden, Beni İsrail'in tarihinden yani biraz İran mitolojisinin montaj, ufak tefek düzeltmelerle, eklerle etkilenme de var. Evet hocam. Evet. Şimdi Kutat Kubilik'te hocam, biz Turanlılar şeklinde geçiyor. Turan kavramı ilk önce dil terminolojisinde kullanılıyor. Turani kavimler, Turani diller. Evet, ama daha sonra bu bir moda olarak düşünülüyor ve daha sonra bundan hocam vazgeçiliyor. Asıl Turan kelimesini kullanan kişi daha sonra 19. yüzyılda artık siyasi anlamıyla Türklerin yüreğindeki coğrafyayı anlatan şekliyle Turan ortaya çıkıyor. Ve özellikle Ziya Gökalp bu kavramı ilk defa kullanan 20. yüzyılda kullanan ilk kişi o. İlk kişi. Şimdi tabii Ziya Gökalp kullanırken şöyle bir şeyden bahsediyor. İşte Turancılık, Panturanizm, Türkçülük, Türkmencilik, Oğuzculuk gibi bunu bölümlere ayırıyor. Turancılık derken Ural-Altay kavimlerinin tamamını Büyük Turan içerisinde yer alıyor. Yani Türklerden etkilenen ve Türklerin tamamını içerisinde yer alıyor. Yani Büyük Turan dediğimiz kavram. Ama Türkiye'de Turancılık kavramıyla Panturanizm kavramı veya Pantürkizm kavramı birbirine karıştırılıyor. Türkiye'de Pantürkizm sadece Türklerin genişlemesine alakalı olan bir şeydir. Pan hareketlerdir. Yani Pantürkizm sadece Türkler vardır. Turancılık ise Ural-Altay kavimlerinin tamamı içerisine alınır. Yani bunlar Turani Macar kavimler. Tabii tabii Macarlar, Estonlar, Finler. Macarlarda da bir Turan cemiyeti var değil mi? Tabii ki hocam. Zannedersem Mustafa Kemal Üniversitesi'nden bir zat çalışmıştı. Evet onu, hocam. Turan Nizam Hoca, Nizam Önen iki Turan şeklinde yayınladı. Evet. Macaristan'da ve Türkiye'de Turancılık. Mesela onun ilgili özellikle Turan dergisinde Macarlarla ilgili çok ciddi çalışmalar oldu. Hatta onlardan birini bir önceki sayıda sanırım Ziyaddin Fahri Fındıkoğlu'nun Peşte Turan Cemiyeti diye bir yazısı vardır. Peşte'yi anlatan, oradaki Turancılığı anlatan. Onu da
Budapeşte'nin, Budi'nin evet, peştesi. Evet hocam, biz onu neşrettik. Şahsımız neşrettik. Şu an Turan dergisinde mevcut. Ama Turancılığın tabii bunun yanında bir alt kolları vardır. İşte biraz önce bahsettiğim komünizm düşmanlığı, köylücülük vesaire gibi. İslamiyet, şamanizm, devlet, toplum, birey gibi. Ve bunlar içerisinde en ilgi çekici olan tabii Kızıl Elma düşüncesidir. Onu da Ziya Gökalp çok dile getiriyor. Evet, çok dile getirir. Kızıl Elma düşüncesi de tam anlamıyla şudur. Ne olduğu tam belli değildir. Müphem bir bölgedir. Birçok anlamı vardır. Mesela, Kızıl Elma'yı fethetmeye gidiyorum. Yeniçeriler evet. kullanıyor değil tabii mi? Tabii mesela diyor Sipahi ki de. Nereye gidiyorsunuz diyor. Kızıl Elma'ya dek diyor. Ama hı. asıl Kızıl Elma dediği şey şudur. Otranto'nun yani Otranto şehrinde yani Kızıl Elma, mesela Fatih'in Kızıl Elması Otranto'dur. Otranto'da bir kilise vardır. O kilisenin üstünde bir elma vardır ve yani bir top vardır. Bu güneş yanınca, yani güneş vurduğundan bu parlar. Ve Fatih'in Kızıl Elma dediği şey budur. Ve belki Roma'ydı. Mümkün ki Roma'dır. Ama hocam ilginç bir durum ama vardır. Ama şey var. Otranto'yla ilgili. Söyleyin hocam. Hocam Osmanlı siyasetini o noktada takdir etmek yani işten bile değil, yani büyük hayranlıkla okuyorsunuz veya dinliyorsunuz. Akıncılar oraya gönderiyor. Akıncılar hocam oraya öyle bir korku salıyorlar ki Türkler geliyor diye hocam bağırıp yani korkuyor, herkes evine giriyor. Ve hocam denizin kenarında bir mağara var. Hı-hı. O mağaraya hocam hiçbir Otrantolu girmiyor. O mağaranın adı hocam yani kitaptaki ifadeye göre Mano del Turco. Türk'ün eli. Oraya hocam girmeye korkuyorlar. Evet. Akıncıların saldığı korkudan. Büyük bir şey yani. Aynen bir öyle durum. Hocam. Ve Akıncılar yani Otranto biliyorsunuz fethedilemiyor. Geri çağırıyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet vefat ediyor. Hakkın rahmetine. Ama şey var. Papa ile mektuplaşmaları var. Diyor mesela Papa ona son olarak bunları söylüyoruz evet, tabii. Hocam. Papa diyor gel diyor Hristiyan ol seni diyor Kaiser yapayım. Roma İmparatoru yapayım. Evet. O da meşhur cevabı var. Doğru bir yalan artık. Sen de sünnet ol diyor. Seni Şeyhülislam yapayım diyor. Yani gel Müslüman ol, sünnet ol diyor. Seni şey yapayım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam, çok zevkli bir sohbetti. Bugün bitmedi. Bunun ben bir devamını yapacağız hocam. Yani. Bugün hepsi bitmedi. Ben teşekkür ederim hocam. Sevgili seyirciler, bugün tarihten günümüze programımızın, canlı yayınımızın konusu ünlü Türkçü düşünür, yazar, şair Doktor Fethi Tevetoğlu'ydu. Konuğumuz ise Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Soğuk Ömeroğulları'ydı. Ben kendisine kanalımız ve şahsım adına verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki Tarihten Günümüze programında buluşmak üzere. Hepinize mutlu haftalar diliyorum.